Beşer Gölü balık politikası yüzünden et yiyen balıktan dolayı levrek balığı belki endüstriyeldir. Beşer Gölü'nün dibinde otlanmaya sebep oldu. Çünkü ot yiyen balıkları yedi. Bu nedenle bir balık politikasının yanlışlığı Beşer Gölü'nün dibinde otlanmayı sağladı. Birincisi o. Yani gölün derinliğinde 5 metre derinlik varsa, bir örnek olarak söylüyorum, bunun 3 metre boyunda otlanma oldu. Alt otlanmanın getirdiği, bir de dağlardan çevresel etkiler, alüvyonların akışı, dağlardan inen malzemeler gölün tabanında dolguyu yarattı. Alüvyon dolgularla oluştu. Önce 26 metre derinliği olan Beyşehir Gölü'nün derin kenarı, Toros'un dibi, şimdi gidip baktığınız zaman yaklaşık 5-6 metrelere düştü. Efendim bu nasıl düşer? Şöyle düşer. Bir çay bardağı düşünün. Yarısına kadar çay. Üstü boş. Atın şekeri içine tam dolu bir bardak haline gelir. Hadise bu. Yapılan bu. Elbette Beyşehir Gölü'nden su alınmalı. Su alma yapısı hemen solumuzda zaten regülatör. Biz Beyşehir Gölü elbette ülke ekonomisine katkı yapan tarım sulaması için kullanılsın. Ama benim hep söylediğim bir şey var. Biz pet suyuyla ayaklarımızı yıkıyoruz. Bu suyu yazık etmememiz lazım. Zira içilebilir niteliği olan, içilebilir özelliği olan dünyada 10 tane gölden biridir burası. Kaynak suyudur. Yeraltı düzenleriyle beslenir. Dağlardan gelen kar erimesiyle oluşan derelerle beslenir. Beşer Gölü kendi içinde devreden bir göldür. Tarıma elbette devletimizin yetkililerinin tayin ettiği, Kültür Tabiat Varlıklar Kurulu'nun tespit ettiği 1122.40 kotu minimum kotu olsun tarifine uymak lazım. Ben devletimizin, büyüklerimizden, yetkililerimizden, devletimizin bilim adamlarından, üniversitelerimizin bilim adamlarından burada bir ortak karar alarak bu gölü yaşatalım. Beşer Gölü bir aral gölü olmasın. Tabanda bir zamanlar 26 metre derinliği görenlerdenim ben. Ama gariptir ki şu an bunun 20 metresine varan o derinlik alüvyonlarla dolmuş. Tabandaki otlanmayla sarılmış vaziyettedir. Alt incelemelerin yapılması, tabanda dallar dalınarak tespitlerin yapılması açısından devletten bu gölün tepeden tırnağa incelenmesini arzu ediyoruz. Bunlar yapılmadı mı, yapılmıyor mu? Elbette yapılıyor. Ama bütün kurum ve kuruluşlarımızın ortak alacağı bir karar. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, Tarım Orman Bakanlığı'nın ve bütün kurulların, üniversitelerin katılımıyla Göl Master Planı'nın bir an evvel adının konmasını istiyoruz biz Beyşehirliler olarak. Benim arzum da bu, isteğim de bu. Biz belediye olarak hudutlarımız içinde ekonomik gücümüz olduğu sürece yapmaya gayret ettik, yapmaya gayret edeceğiz. Ama bir Beyşehir Belediyesi'nin gücüyle Beyşehir Gölü'nün kurtarılması, temizliğinin yapılmasının mümkün olmadığını, bu gölün probleminin bu dolguda, alttan gelen dolguda olduğunu, o dolgunun önünün kesilmesi gerektiğini. Bir diğer problem, Beyşehir Gölü çevresinde bir sürü yerleşim yerlerinde sulama amaçlı göletler, göle gelen kaynakların önüne bentler kurularak, göletler, küçük çaplı barajlar kurularak Beyşehir Gölü'nün su kaynaklarının tüketildiğini görüyoruz. Biz bir zamanlar Derebucak Derivasyonu adı altında Gembos Ovası'ndan suyun buraya intikali için DSİ ile beraber çalışarak ve Beyşehir Çarşamba suyu dediğimiz Konya'yı sulayan kanal yataklarını betonlayarak bunlara dikkat edelim diye bir çalışma yaptık. Kaynak geliştirme anlamında. Ama bu devam etmiyor. Bunun devamının sağlanması, gölün kaynaklarının devamlılığının sağlanması adına çalışmaların yapılmasını, Beyşehir Gölü bir aral gölü olmasın, bir Akşehir Eber Gölü olmasın, bu göller yok olmasın, biz de bizden sonra gelenlere, yavrularımıza, gelecek neslimize
Böyle güzel bir gölü bırakalım. Bana dedelerim bırakmış. Biz de torunlarımıza bırakalım diyorum. Beyşehir Gölü'nü bir doğa harikası olarak görmeli herkes. Sadece sulama suyu olarak değil, Beyşehir Gölü'nün koylarının, adalarının, kenarlarının bütünlüğünün ele alınarak ülke ekonomisine sadece tarımda katkı sağlayan bir şehir olarak, bir göl olarak görülmemesini, dünyanın bu gölü tanıması adına ben bütün herkesten destek bekliyorum, yardım bekliyorum. İlgilenen herkese teşekkür ediyorum.